2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ediyor. Muhalefet kanadında ise aday belirsizliği sürüyor. Masada adaylık için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin dışında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da en sık telaffuz edilen isimlerin başında yer alıyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi yasak davası adaylık sıralamasında kendisini en üste taşıdı. Konuyla ilgili ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu yeni bir sabah programının bugün konuğu olan Kılıçdaroğlu, Küçükkaya'nın sorularına cevap verdi. Bu dün meydana gelen gelişme evet. sizin buradaki çerçevenizi, yol haritanızı etkiler mi? Yani adaylık belirleme sürecini takvim olarak veya herhangi bir şekilde etkiler mi? Yok etkilemez. Etkilemez. Şunun için etkilemez. Biz öteden beri attığımız her adımın belli bir kararlılıkla ve bilgi birikimi şeklinde ilerlediğini biliyoruz. Yani attığımız her adımda bir tuğla koyuyoruz. Üzerine iki tuğla koyuyoruz. Üzerine üç tuğla koyuyoruz. Acele etmiyoruz. Acele etmiyoruz. Kararlılıkla ve altı liderin ortak iradesiyle bir metni çıkarmaya çalışıyoruz. Altı lider derken sadece altı liderden ibaret bir şey değil. Altı liderin altında Gerçekten güçlü kadrolar var her bir liderin altında. Onun için o kadrolarda akademisyenler var, o kadrolarda emekli bürokratlar var, o kadrolarda e, siyasiler var, eski siyasiler var, e, halen görevde olan siyasiler var. Dolayısıyla her birisi kendi alanda çalışıyor, olgunlaştırıyor, kendi aralarında tartışıyorlar. Uzlaşılmayan konular varsa onlar liderlere intikal edecek. Peki. Ekrem Bey... Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'lara hizmet etmeye devam ediyor. Gideceğiz beraber bir temel atma affedersiniz. Tamam. Bir temel atma var. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar hiç kimse Ekrem Bey'i İstanbul'lara hizmette hizmet etmekten alıkoyamayacak. Bunu bütün İstanbul'lu kardeşlerim bilmesini isterim. Arkasında güçlü bir irade var. Arkasında Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bütün belediye başkanlarımıza nasıl sahip çıktıysak İl başkanımız da haksızlığa uğradı. Ona da nasıl sahip çıktıysak aynı çerçevede sahip çıkacağız. Hiç kimse moralini bozmasın. Hiç kimse. Herkes geleceğe umutla baksın.